Selamlar Teknoloji Oku takipçileri. Bugünkü videomuzda bir zamanlar böyle tavan yapmış, şu an durulmuş ama gelişen teknolojiyle yine yükselen tabletleri konuşuyor olacağız. Sizler için bu videomuzda tabletleri 1500, 3000, 3000, 4.5, 4.5, 6 arasında listeledim ve en iyilerini seçtim. Ben de bir tablet kullanıcısı olarak, yani tabletten aslında gayet memnunum ve kullanımı aşırı kolay ama bazı birkaç eksiklikleri var, güzel yanları var. Eğer siz de tablet kullanmak istiyorsanız ve ne alacağınızı bilmiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemeniz oldukça önemli. O zaman ilk önce 1500 ile 3000 TL arasındaki tabletlere göz atalım. Tabletlerin genel olarak teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Fiyatı uygun olarak listeledim bu videoda sizlere. Eğer bakmak isterseniz aşağı tarafa koyduğum isimlerden bakabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. O zaman ilk tabletimiz olan Vestel Tab Z21'e hemen göz atalım. Ekran boyutu 10.1 inç olan tabletimiz 64 GB'lık dahili depolamaya ve 4 GB'lık RAM'i bulunuyor. 5000 mAh'lik de bir pil kapasitesi var ve arka kamera çözünürlüğü ise 5 megapiksellik bir tabletimiz. 450 gramlık ağırlığıyla da gayet hafif ve uygun. Fiyatı ise 1583 TL. Farklı sitelerde bu aşağı yukarı olarak seyrediyor ve diğer tabletimiz. Diğer tabletimiz ise Lenovo Tab M10 TB. Bu tabletimizin teknik özelliklerine bakacak olursak da 10.1 inçlik ekran boyutu, 32 GB'lık dahili depolaması, 2 GB'lık RAM'i, 4850 mAh'lik bataryası, 5 megapiksellik bir arka kamera çözünürlüğü bulunuyor ve 480 gram ağırlığında bir tablet. Fiyatı ise 1536 TL bizim baktığımız sitede. Dedikten sonra bir sonraki tabletimiz Samsung Galaxy A7 Lite'e geçelim. Temel özelliklerine bakacak olursak ekran boyutu 8.7 inçlik tabletimizin 32 GB'lık dahili depolaması, 3 GB'lık RAM'i, 5100 mAh'lik bataryası, 8 megapiksellik arka kamera çözünürlüğü ve 366 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Bana sorarsanız bu 3 tablet arasında hangisini alırdınız diye, sanırım birazcık daha ön planda olan, ekran boyutu daha büyük olan Vestel'i alırdım. Ama diğer tabletler de gayet günlük kullanıma uygun, sizi idare edebilecek. Eğer ders çalışıyorsanız gayet dersinize rahat bir şekilde girip çıkabileceğiniz tabletler olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sırada 3000 lirayla 4000-4100 arasında listelediğim tabletlere bakalım. İlk sırasında Samsung Galaxy S6 Lite var. Temel özelliklerine bakacak olursak 10.4 inçlik bir ekran boyutu, 64 GB'lık bir dahili depolaması, 4 GB'lık RAM'i, 7040 mAh'lik bir bataryası, 8 megapiksellik bir arka kamerası. Tabletimizin fiyatı ise farklı sitelerde değişmekle beraber 4300-4400 arasında gidip geliyor. Bence gayet güzel bir tablet. Hoparlör tarafında da böyle, dört tarafında da hoparlör var ve 360 derece duyabiliyorsunuz. Gerçekten eğer sizin için hoparlör önemliyse bu tableti düşünebilirsiniz. Dedikten sonra gelelim diğer tabletimize. Diğer tabletimiz Huawei MatePad 11. Tabletin teknik özelliklerine bakacak olursak 10.95 inçlik bir ekran boyutu, 128 GB'lık dahili depolaması, 6 GB'lık RAM'i, 7250 mAh'lik bataryası, 13 megapiksellik bir arka kamera çözünürlüğü, Qualcomm Snapdragon 865'lik bir Yonga setine sahip. Tabletimizin fiyatı ise 4000-4100 arasında sitelerde değişiyor. Huawei gerçekten artık çığır açmaya başladı. Farklı şeyler deniyor, güzel şeyler yapıyor ve tablet konusunda da geride kalacağını hiç düşünmüyorum. Gayet güzel işler başardığını düşünüyorum. Alınır mı? Bence kesinlikle alınır. Yorumlarımı en sona bırakacağım zaten. Dedikten sonra diğer son tabletimize geçelim. Diğer tabletimiz Lenovo Yoga Smart LTE. Tabletimizin teknik özelliklerine bakacak olursak 10.1 inçlik bir ekran boyutu, 64 GB'lık dahili depolaması, 4 GB'lık RAM'i, 7000 mAh'lik bataryası, 8 megapiksellik bir arka kamerası ve Yonga setinde Qualcomm Snapdragon 439'u kullanıyor. Yine fiyatı ise sitelerde değişmekle birlikte 3190-3250 arasında gidip geliyor. Peki ben bu fiyat aralığında alsam hangi tableti alırdım? Kesinlikle Huawei'yi alırdım. Huawei gerçekten diğer, yani en azından kıyasladığımızda bu üç tableti, aralarında bataryası olsun, ekran çözünürlüğü olsun, kamerası olsun en iyisi. O yüzden düşünürsünüz eğer bu fiyat aralığında bir tablet, kesinlikle Huawei almanızı tavsiye ederim.
Şimdiki tablet sıralamamızsa 5000 ile 6000, 6500 arasındaki tabletler. O zaman hemen gelin tabletlere tekrardan bir göz atalım. İlk tabletimiz Xiaomi Pad 5. Bu tabletin teknik özelliklerine bakacak olursak da 11 inçlik bir ekran boyutu, 256 GB'lık bir dahili depolaması, 6 GB'lık RAM'i, 8700 mAh'lık bataryası, 13 megapiksellik bir arka kamerası ve Yonga seti ise Qualcomm Snapdragon 860'ı kullanıyor. Fiyatı ise 5300-5400 arasında farklı sitelerde değişmekte diyelim ve diğer tabletimize geçelim. Diğer tabletimiz ise benim de kullandığım Samsung Galaxy S7 Fan Edition. Ben gayet bu tabletten memnunum. Teknik özelliklerine geçecek olursak da 12.4 inçlik bir ekran boyutu, 64 GB'lık dahili depolaması, 4 GB'lık RAM'i, 10.900 mAh'lik bir bataryası, 8 megapiksellik bir arka kamera çözünürlüğü ve Yonga seti ise Snapdragon 778G'yi kullanıyor. Fiyatı ise ben aldığım zamanlar 4000 liraya almıştım. Bundan yaklaşık 5 ay önce falan. Şu anki piyasadaki fiyatı 5600-5700 arasında gidip geliyor. Dedikten sonra bir diğer tabletimiz olan iPad 9'a geçelim. iPad 9'un teknik özelliklerine bakacak olursak 10.2 inçlik bir ekran boyutu, 64 GB'lık dahili depolaması, 3 GB'lık RAM'i, 8557 mAh'lik bataryası, 8 megapiksellik bir arka kamerası ve Yonga setinde ise Apple A3 Bionic'i kullanıyor. Peki ben alsam hangisini alırdım mı düşünecek olursak tabii ki aldım. Güzel yani kalemi falan da var ve bir kalem alırken belki de dikkat etmeniz gereken, eğer resim çizmek istiyorsanız, farklı şeyler yapmak istiyorsanız kalemi olmasına dikkat edin. Ben o yüzden bu tableti seçtiğimde gayet mutluyum. Gayet güzel ekranı büyük bir tablet. Ve üstüne de daha çok ekleniyor. Hangisini alacak olursam da cevabım zaten belli, almışım. Bataryası da gayet iyi dayanıyor. Dedikten sonra kısaca yorumlarıma geçeyim. Her bütçeye uygun sizler için tabletleri sıraladık. Tabletleri dersinizi çalışırken, Zoom'da görüşme yapmak istiyorsanız, aklınıza aslında ne geliyorsa daha kolay taşınabilirliği, cep telefonundan daha fazla işlevi olması, bilgisayardan daha kolay taşınması gibi düşündüğünüzde bizlere artı sağlıyor. Ben burada 6000 liraya kadar kıyasladım ama bunun üst seviyeleri var ve gerçekten üst seviye abi. Böyle ne isterseniz yapabilirsiniz o tabletlerle. Ben sizler için bu 3 segment arasındaki tabletleri sıraladım ama siz ihtiyacınıza hangisinin uygun olduğunu düşünüyorsanız ona göre seçin. Eğer bir çocuğunuzu alıyorsanız 1000 lira 1500 lira arasındaki sıraladığım ilk tabletler daha uygun olacaktır. Yani çok fazla bir işlev yapmayacaksınız. En uygun fiyatlı tabletler işinizi görür. Ama gerçekten ben bu tabletlerle tüm işimi göreceğim, buradan bazı şeyleri sürdüreceğim diyorsanız en son sıraladığım 5000 üzeri tabletler gerçekten sizin işinize daha çok yarayacaktır. Peki siz sıraladığımız bu tabletleri kullanıyor musunuz ya da tabletlerin işlevlerini nasıl buluyorsunuz? Gerçekten tabletler kullanışlı mı, kullanılmalı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu da beğenirseniz harika olur. Bay bay.